Herkese merhaba arkadaşlar. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sezon finaliyle karşınızdayız. Bakalım bu son bölümün başlıklarında neler var? Milyonlarca öğrencinin karne sevinci, okul içerisinde İngilizce sokağı, karateci Kaan'ın uluslararası başarısı, Türkiye'nin en genç DJ Yusuf ve Apple'dan devrim niteliğindeki yeniliği izleyeceğiz. Ayrıca Tonguç Akademi ekibi birazdan Tonguç Ana Haber Bülteni'nde sizlerle olacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi ve öğrenciler yaz tatiline koca bir merhaba dedi. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılını geçtiğimiz cuma günü itibariyle tamamlayan öğrenciler bir üst sınıfa geçerek karnesini aldı. Dört gözle beklediği yaz tatiline başlayan öğrenciler için yeni eğitim yılı 9 Eylül'de başlayacak ve bu yıl ilk kez 11 haftalık yaz tatili uygulanmış olacak. Karnesini alan arkadaşlarla güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi onu izleyelim. Karnen nasıl? Takdir. Güzel, takdir. Teşekkür aldım. Sıkı çalışsaydım takdir de alırdım ama işte biraz olmadı. Teşekkür aldım. Benim iyi takdir aldım. Karnem iyi takdir aldım. Takdir aldım ben. Ben de takdir aldım. Takdir. İyi. Teşekkür aldım. Kötü diyebilirim. Sence neyi eksik yaptın? Sadece feni fazla çalışmadığımdan dolayı teşekkürü kaçırdım. Teşekkür aldım. Çok iyi takdir aldım. İyi teşekkür. Takdir güzel. Takdir. Çok iyi. Takdir aldım. Yok ben düz geçtim. Sence neyi eksik yaptın? Ben çalışmadım ki. Çalışamam. Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenirken en önemli şeylerden biri pratik yapmak. Buna özen gösteren hocalarımızdan biri öğrencilerine çok güzel bir konsept oluşturmuş. Muğla Köyceğiz Fen Lisesi'nde öğrenciler English in Street projesiyle kendileri için tasarlanan mekanlarda İngilizce pratiği yapıyor. İngilizce öğretmeni Rezan Kadirhan öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile öğrenciler okul içerisinde gerçeğine birebir benzeyen mekanlarda İngilizce iletişim kuruyor. Projeyi yapmamızdaki amaç farklı kültürdeki ve ülkelerdeki insanları tanımak, İngilizceyi öğrenmenin zor bir şey olmadığını insanlara göstermek ve insanın İngilizceye olan bakış açılarını olumlu yönde değiştirmek. Öğrencilerin dil becerisini artıran uygulamaya Türkiye'deki 60 okulla birlikte 5 farklı ülkenin öğrencileri de katılım sağlayacak. Küçük yaşına rağmen ülkemizi dünya çapında başarıyla temsil eden bir arkadaşımızı izleyeceğiz şimdi. Karate Kid Kaan. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Karate Şampiyonası'nda ülkemizi 10-11 yaş kategorisinde temsil eden karateci Kaan Yüksel, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonaya 41 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu katılırken, Türkiye takımlar düzeyinde toplamda 6 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalya kazandı. Ülkemizi başarıyla temsil eden Kaan Yüksel ve tüm milli sporcularımızı gönülden kutluyoruz. Şimdi sizi Türkiye'nin en genç DJ ile tanıştıracağım. DJ Yusuf Erdem. 2016 yılında babasının ofisinde tanıştığı DJ setine tutkuyla bağlanan 11 yaşındaki Yusuf Erdem, aldığı eğitimle Türkiye'nin en genç DJ olmayı başardı. Yusuf'un müziğe olan yeteneğini gören ailesi ve eğitmenleri de ona tam destek veriyor. Gülken hocamın sayesinde geldim buralara kadar. Gülken hocam burada bana yardımcı oluyordu her şeyde. Onun sayesinde böyle şeyler öğrendim. Tüm herkesin okuluna göre uygun çıkışlar da oluyor. Ve geriye ders çalışacak zamanımız kalıyor erken uyumak için. Türkiye'nin en genç DJ olma unvanına sahip Yusuf, başarıyla tamamladığı eğitimi sonucu öğretmeni Gökhan Koşar'dan mezuniyet sertifikasını aldı. iPhone'larda bir dönem kapanıyor desek yanılmış olmayız. Bakın yeni piyasaya sürülecek iPhone'lardaki o devrim niteliğindeki yenilik neymiş? Apple uzun yıllardır süregelen bir standardından vazgeçiyor. Şirket iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning bağlantısından resmen vazgeçmeye hazırlanıyor. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil USB-C girişi göreceğiz. Böylece iPhone'lar hem farklı bilgisayarlarla hem de Android cihazlarla uyumlu hale geliyor. Önümüzdeki dönemde Lightning kablolar sadece eski model iPhone'larla uyumlu olacak.
Tonguç Haber'in sezon finalinde Tonguç Akademi çalışanlarını konuk etmek istedik. Tabii sadece stüdyoya sığabilenler burada. Ben şimdi sözü arkadaşıma vermek istiyorum. Nasıl bir sene geçirdik? Yoğun bir dönemdi bizim için ama iyi geçtiğini düşünüyoruz. Umarım sizin için de öyle olmuştu arkadaşlar. Bir de bu tarafa dönmek istiyorum. Nasıl bir sene geçti? Bizim için de güzel bir yıldı. Tabii biz çalışmaya devam ediyoruz. Yaz kamplarımız olacak. Bomba gibi yaz kamplarıyla geliyoruz. Takip etmeyi unuttuk. Çok güzel. Yani yaz kamplarımız var. Onları da hatırlatmış olduk ve son olarak Tonguç üzerine sözü verelim. Ben de sınavlara giren tüm arkadaşlarımızın istedikleri okullara gitmesini arzu ediyorum. Ve bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bizler de bu temennilere sahibiz. Ben buraya gelen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmayan, bizimle beraber bir sene boyunca büyük emek sarf eden arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bir dahaki sezon tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaz gelmiş. Yaz gelmiş. Yaz gelmiş. Yaz gelmiş. Yaz gelmiş. Bütün sene çalıştık, sorularla yarıştık. Yazılı sözlüydü derken konulara karıştık. Kafalar oldu duman, karıştı sahte saman. Biz yandık aman aman, ne de zor geçti zaman. Sakin olun çocuklar, yaz gelmiş. Çok ısındı havalar, yaz gelmiş.